Doğa dostu bir adam geliyor. Yani bir adam gelmiyor, acayip bir şey geliyor. TRT'de bir programı var doğa ile ilgili. Daha önce de yıllardır yapar, bilirsiniz onu. Hani böyle ormanda falan tek başına kalırsanız ne yapacaksınız? Dağda tek başına kalırsanız ne yapacaksınız? O böcek yenir mi? Bu böcek bir şey olur mu? O armudun sapı, üzümün çöpü. Ben de biraz önce tanıştım ilk defa kendisiyle, yüz yüze geldim. Bir acayip bir şey yani, onun doğada olması çok normal. 2,5 metre sırf kas kütlesi. Serdar Kılıç geliyor alkışlarla. Evet. Evet, ben çok biraz iyi. Önceki karizma yanında ortaokul 2 öğrencisi bak. Görüyor musun? Duruşum falan saldı. Benim bünye kendini de saldı yani. Baba maşallahım var ya. Vallahi harika. Yani evden geliyormuş gibi değil de dağdan geliyormuş gibi duruyor. Yani böyle nereden geldin biliyorsun. Koş, zaten. Koşmuşsun falan böyle bir spor. Bak, harikasın ya. Çok teşekkür ederim. Ne getirdin abi? Bunlar benim için. Senin için. Ha, senin için. Evet. Anladım. Özür dilerim. Peki. Peki. Her şey yolunda. Gayet iyi. Sorun. Harika. Teşekkür ederim. Bugün sen Isparta'dan geliyorsun. Doğru. Eğitimin evet. Vardı bugün. Seminerin vardı. Isparta'daki dağ komandolara da buradan selamlar söyleyelim. Oradaydın herhalde. Eyvidir'de. Evet. Eyvidir'de. Eyvidir'de. Serdar, biz seninle daha önce hiç karşılaşmadık değil mi abi? Görüşmedik bile daha evvel. Sadece 2 gün önce telefonla görüştük. Ne kadar zamanın doğada geçiyor, ne kadar zamanın şehirde geçiyor? Benim hayatımın neredeyse yarısı doğada geçti. Çocukluğumdan bu tarafa diyebilirim yani. Aslında çocukluğumda şimdiki çocukların yapamadığı, benim hep ağaçlarla, ormanla, nehirle, gölle olan hikayelerim hep devam etti. Üniversite hayatımda da devam etti. Şimdiki sosyal yaşantımda da ailemle birlikte, ben de böyle doğadaki ailemle birlikte. Üniversiteyi nerede okudun? ODTÜ'de okudum. ODTÜ, jeoloji mi okudun? Okudum, sonra beden eğitimi spor bölümü okudum. Sonra spor yönetimi yüksek lisans gördüm. Sonra egzersiz fizyolojisi yine yüksek. Peki şimdi ailenle nerede? Şehir içinde misin yoksa gerçekten doğa... Yine ormanda bir yerde yaşıyorum, göl kenarında. İstanbul içinde, evet. Ne kadar zamanın doğada geçiyor? %50 mi dedin yani? Hayatının %50'si mi doğada geçiyor? Ya... Yani mesela bir hafta içine ne kadar çıkıyorsun? Yani bir hafta şehirde, bir hafta dağda diyebilirim. Yani gidiyorsun, bir hafta hiç eve gelmiyor musun? Evet. Abi evli misin? Evlisin. Evet. Hanım da mı doğacı senin gibi yani? Değil. Böyle? Sizin bey nerede deyince yine dağda diyor. Yine herhalde. Ormanda diyoruz. Evet. Yani haftaya gelir, haftaya evet, gelir yani. Diyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Kameramanınla gidiyorsun değil mi? Evet. Kameramanın doğacı mı yoksa çocuk maaş için şey yapıyor herhalde seninle geliyor yani. Benle birlikte gezen insanları ben gibi yapıyorum biraz. Ha. 2 kişi çıkıyorsunuz siz bayağı. Sadece 2 de değil. Yani hatta ben haricinde 3 kişi var. Onlar da benim gibi aynı hissiyatla artık ormana ve dağa gidiyor. Ben ne yapacaksam onlar da onları hissetmeye çalışıyor. Çünkü benim asıl misyonum insanlara sadece böceği, yılanı veya bitkileri anlatmak değil. Hı. Bizim hakikaten doğa ile kopmuş, onarılması gereken bir bağımız var. Çok güçlü bir bağ. Hı hı. Bu bize atalarımızdan miras gelen bir bağdır ve çok yeni koptu o bağ. Onu yeniden onarmaya çalışıyorum şimdi. Benim asıl görevim budur. Hı hı. İnsan ve doğayı yeniden buluşturmak. Yani şimdi yaşanan bütün bu olayların da benim gözümden, öyle bir çerçeveden baktığımda farklı boyutta bakıyorum. Bana sorduğun soruya başka türlü cevap vermek istiyorum. Estağfurullah. Yetenek konusuna farklı bakıyorum ben. Sözel veya teorik olarak ölçümlerle yeteneğin geliştirilebileceğini hiç savunmuyorum. Yeteneğin insanın içerisine topraktan geldiğini düşünüyorum. Geçmişte yaşanılan hikayelerden, tarihten, kültürden ders alırsak bunların örneklerini çok göreceğiz zaten. Ben isteyip de başarmak veya sevdiğim bir şeyin üzerine gidip de yapamadığım hiçbir şey olmadı. Mükemmel. Daha ne olsun? Bir insanın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey olmadığını savunuyorum. En güzel örneğini dedemden ve kendimden biliyorum zaten. Ben insanlara ben şunu yaparım, ederim diye, yetenekliyim diye de anlatmıyorum. Sadece öyle bir şey olsa zaten dağlara gitmezdim. Seyircisi olmayan bir yere gidiyorum. Kimse yok. Çok güzel ormanın içerisinde. Ben bayağı bir geçmişe dönmek istiyorum aslında. Şimdi, ne kadar? Bayağı da? Senin benim hatırlayamayacağımız belki bile insanlık peki. Tarihinden daha eski dönemlere. Peki. Şimdi biz hepimiz aslında bir taşı hayal edin. Bütün canlılar ondan meydana geliyor değil mi? Taş toprağa dönüşüyor. Toprağın içerisinde bir sürü mikroorganizma oluşmaya başlıyor. Onlar dölleniyor, bir yerlere gidiyor, geliyor neyse. Onun içerisindeki canlılar gün yüzüne çıkıyor. Şimdi dünyamızın 4 defa buzul çağı yaşadığını hepimiz biliyoruz.
İlk üç tanesinin 2,5-3 milyon yıl sürdüğünü de biliyoruz aşağı yukarı. Sonuncusunun da 300-350 bin yıl kadar sürdüğünü biliyoruz. Dördünü, ilk üçünü bütün dünya yaşıyorken, dördüncüsünü sadece Anadolu ve Mezopotamya'nın bir kısmı yaşamamış. Bunu da biliyoruz. Bu demektir ki, arkadaşlar o kadar kıymetli topraklar üzerinde yaşıyoruz ki, hem bu topraklar, hem sizler, hepimiz bu toprakların üzerindeki çok değerli diğer canlılarla birlikte çok değerli yaratıklarız, bunu unutmayın. Bakın 300 bin yıl buzulun altında uyumamış topraktan bahsediyorum. Yani her bahar gün yüzünü görmüş, yağmuru, karı, doluyu, rüzgarı görmüş, güneşi görmüş. Sonra ana rahmi dediğimiz toprağa yeniden güzün düşmüş, canlıdan, tohumdan bahsediyorum. Sonra tekrar kışın uyumuş o güzel kar yorganının altında. Her bahar yine çıkmış. Diğer coğrafyadaki, dünyamızın diğer tarafındaki bütün bitkiler, tohumlar, canlılar uyuyorken burası uyumamış. Bütün medeniyetlerin gözü bu topraklardaydı. Bizim atalarımız da bize bu toprakları öyle bir emanet etti ki, daha doğrusu biz çocuklardan emanet aldık, onlar bize verdi. Öyle bir toprak ki, bunun üzerinde yaşadığımızın kıymetini çok iyi bilmemiz lazım buraya sahip çıkmak için. Birbirimizle didişmek yerine bu toprağın bize ne verdiğini anlarsak, bilirsek, kültürümüze, geçmişimize de baktığımızda Anadolu çok her yerden insanların geldiği bir topluluğun birleştiği bir nokta aslında. Acayip zengin bir yer. Dünyada daha bu kadar zengin, insanların bu kadar iç içe güzel yaşadığı başka bir coğrafya yok. Görmediğim yer kalmadı. Bunu size görmüş biri olarak söylüyorum. Ve bir Anadolu çocuğu olarak söylüyorum aslında. Bizim yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz her şey bu topraklardan geldi. Biz öldüğümüz zaman da o toprağa bizi koyacaklar. Ama biz bakın, avcı toplayıcı genlerimizle hala hayatımızı devam ettiriyoruz. Aslında farkında değiliz. Biz öldüğümüz zaman oraya gideceğiz ya. Biz toprakta yaşamıyoruz. Bir terslik var burada değil mi? Sadece görsel ve işitsel duyularımızı kullandığımız asfaltta ve beton üzerinde yaşıyoruz. Biz küçükken akranlarımızla oynardık. Maalesef kızmayın bana, şimdiki çocukların ve gençlerin çoğu ekranlarla oynuyorlar. Fişleri takıyorlar prize, önüne bir ekran açılıyor. Ben elimle dokunmadığım, ben elimle hissetmediğim, gözümle görmediğim, koklamadığım bir şeyi, ismini bilmediğim bir şeyi koruyamam. Mümkün değil. Bu ağaçlar için de geçerli. Bana ağaç şunu ifade eder. Ben onun altında, dalında saklanmaç ya da dalında salıncak yapıp sallandığım, baharın su yürüyüp de dalların yeşerdiği, üzerinde çiçeklerin, böceklerin, kuşların mesken tuttuğu, onlardan döllenen, onlardan taşıyan arıların başka bir yerlere bir şeyleri götürdüğü, annemle babamla altında piknik yaptığımız, kışın üşürken barınak yaptığımız, yazın sıcakta altında gölgesinde soluklandığımız, nice hayallerimin olduğu, nice anılarımın olduğu bir ağaç görüyorum ben. Oysa ki şimdi etrafta bir sürü kampanya da var biliyorsunuz. Doğaya fidan dikin, doğaya ağaç dikin, doğaya çocuk dikin. Doğada soyu tükenen tür doğadaki çocuktur. Bunu hepiniz biliyorsunuz herhalde. Doğadaki insandır. Siz doğaya insan dikerseniz kavga da çıkmaz. Çünkü bakın, binlerce yıldır aynı topraklarda yaşıyoruz. Kimilerimiz, benim dedelerim de 1877-78, 1293 Rumi takvime tekabül eder. Osmanlı Rus Harbi'nde Anadolu'ya göç etmek zorunda kalan bir Karapapak kavmidir. Hiç fark etmez, hepimiz aynı yere bir yerlerden geldik. Bir kültür getirdik, buraya koyduk. Acayip bir çorbanın içerisindeyiz. Onların yaşama bakışı ve hayatta kalma becerileri inanılmazdı. Benim işte anlatmak istediğim, getirmek evet. istediğim konu buydu. Türkülerimiz muazzam. Ben her türlü müziği dinleyebiliyorum. Caz da dinliyorum. Birçok müzik aleti de çalabiliyorum. Elime aldığım bir şeyi mutlaka yapmak istiyorum, müzik aleti. Beni çünkü etkiliyor. Ama beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de türkülerimiz. Çünkü onlar, bakın bu çok önemli, hepiniz bir şey söylüyorsunuz. Ama onlar yürekten çıkar, onlar ağızdan fırlar. Yani buna ne deriz biz? Üfleme değil mi? Ne deriz biz? Değiş deriz. Ne deriz biz buna? Nefes deriz. Nefesten ziyade başka bir şey daha var çok güzel. Havalandırma deriz. Evet, havalandırma. Havalandırma deriz. Havalandırıyoruz. Aslında bizim havalandırdığımız kültürümüz. Bakın size bir dörtlük. Tokat yöresinin bir türküsünde bir halkın o ince dörtlüğe neler yazılmış, halkın yaşantısını size nasıl anlattığını izah edeyim çok hızlıca.
Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Çok güzel türküdür. Bal ile yoğrulmuş o sırma saçlar. Kudretten çekilmiş kalem kaşlar. İşte gönlümün sultanı geliyor. Bakın ne demek. Bana çalışkan bir insanı anlatıyor. Sabahın seherinde kim işine kalkıyor gidiyor şimdi? Sabah seyirinde kalkmış, kuş sesini duyuyor. Ne kadar güzel bir ruh hali var. Siz sabah seyirinde kalkıp metrobüse bindiğinizde hiçbir şey duymuyorsunuz. Bu adam kuş sesleriyle gidiyor. Sonra bir güzel kız görüyor. Kız da diyor ki, içinden diyor bunda. Yüzüne söyleyemiyor çünkü öyle bir kültür yok. Utanıyor, çekiniyor. İçinde kalıyor. Sonra bunu ağzıyla üfleyecek, havalandıracak. Bakın ne diyor. Diyor ki, bal ile yoğrulmuş o sırma saçlar. Saç rengini teşbihi beli diye bir sanat vardır bilirsiniz. Bala benzetmemiş, balla yoğurmuş. Kudretten çekilmiş kalem kaş. Kudret güç ifadesidir arkadaşlar. Ben üzgün bir yüz görmüyorum orada. Ben azgın bir yüz de görmüyorum. Ben hırçın bir yüz de görmüyorum. Ben orada kudret, güç görüyorum. Güçlü bir kız var oradan gelen. Ve diyor ki işte gönlümün sultanı geliyor. Bu adama bakın, bu kıza bakın, bir dörtlüye bakın. Oradaki yaşayan insanın hayatını hayal edin. Harikasın. Harikasın. İstanbul'da yaşıyorum yani öyle dedim size. Hayatım yarısı da dağda gidiyor ya. İstanbul'da çalışmak, İstanbul'dan, İstanbul dışında olup İstanbul'u gezmekten daha zor bence. Ben o kadar dingin bir yerde yaşamama devam ediyorum ki İstanbul'a geldiğim zaman İstanbul'un en güzel saatlerinde, en güzel zamanlarında İstanbul'u görebilme şansım var. Hiç de zorluk çekmiyorum. Bence hayatta kalma, benim işim hayatta kalmayı da öğretmek yani biraz. Hem şehirde hem doğada hayatta kalabilen insan makbuldür bence. Ben de öyle. Peki bir şey soracağım sana. Gerçekten işin bir de başka bir tarafı var. Yıllardır programı yapıyorsun. Cidden birisini, yani buradan herhangi bir arkadaş ya da bizi dağın başına, ola ki yani birisinin başına bir şey geldi ve indi dağın tepesine, bir ormanın içine bir yere düştü. Yani 5 gün, 10 gün, 15 gün hayatta kalabilme mücadelesi için yani gerekli olan ilk birkaç hareket nedir? Yani ne önce barınmak mı? Biraz teknik sorular, ona teknik cevap vereceğim o yüzden. Şimdi hayatta kalmanın prensipleri var. Biz de şehirde aynı prensiplerle hayatta kalıyoruz, unutmayın. Barınmak için ve iyi yaşa için yaşıyorsunuz, doğru değil mi? Doğru. Barınma ve iyi yaşa, herkes onu konuşuyor zaten. Doğada da insan barınma ve iyi yaşa için yaşayabilir. Önce barınmanız gerekir. Kaybolduğunuzu hissettiğiniz an kesinlikle hareket etmemeniz lazım. Çünkü enerjinizi minimum harcayıp maksimum iş yapmanız gerekecek orada hayatta kalmak için. Bulunduğunuz yerden fazla ayrılmayıp barınacak bir yer yapın kendinize önce. Kendi ruhunuza hitap eden o coğrafi koşula uygun bir yerde barınak yapın. Evet. Hazır barınak varsa enerjinizi fazla harcamayın, içinde kalın. Daha sonraki önemli olan şey bence ateş yakmak. Bir insan 3 dakika nefes almadan, 3 gün su içmeden normal hava koşullarında 3 haftada aç yaşayabilir. Elzem olan 3 şeyi sıraladım. Ateşte yaktığınız zaman bakın ısınırsınız. Giysilerinizi kurutursunuz. Sözüm ona hani bana göre bir şey yapmaz da hayvanlardan sizi uzak tutar. Karanlıkta ışık olur. Işık rengi bile, o sarı ışık rengi bile insanın motivasyonunu arttırır. Daha bir sürü bileşen var ateşin size vereceği. Bunlar bir araya geldiğinizde zaten hayatta kalırsınız. İşaret bile gönderirsiniz. Barınağınız var, ateşiniz var. O coğrafyada yiyebileceğiniz besinleri de bulma ihtimaliniz çok yüksek. Bana bakın, şunu söylüyorum size, yani ben bunu çok yaşadım. İki arkadaşsınız, şehirde geziyorsunuz, en fazla bir öğün aç kaldınız diyelim. Biraz birbirinize karşı stresli oluyorsunuz değil mi? Ama iki öğün aç kaldığınızda o durum biraz daha değişiyor. Üç öğün aç kaldığınızda veya bir gün aç kaldığınızda arkadaşınızı tanımıyor hale gelebilirsiniz. Tanıyamazsınız belki de. Ben bunları çok yaşadım. O pozisyonda stresle mücadeleye başlıyorsunuz kendi iç dünyanızla. Kendinizi geliştirmeye başlıyorsunuz. Aslında o kaybolma ve açlık da size bir şeyler öğretiyor orada. Bakın bizim ülkede 20 milyon 14 yaşın altında genç var. Ne kadar genç nüfusuz hepiniz biliyorsunuz aşağı yukarı. Çocuklar bizim her şeyimiz. Anne babanın her şeyi çocuklarıdır. Anne baba ve çocuğun bir arada olabileceği ortamı sağlarsanız çocukları doğru yola, doğru yöne gönderirsiniz. Çocukların doğru yöne gidebilmesi için çocukların ebeveynleriyle beraber büyümesi lazım. Sadece akranlarıyla değil. Çocuklar birer oksa biz yayız. O yayı nereye çevirirseniz çocuk oraya gider. Anne babanın yayı çok önemlidir. Okuldan daha önemlidir. Anne baba o yayı iyi çeker. Çünkü kendi çocuğu. Nereye gideceğine kendi karar verir. Benim söyleyeceğim bu kadar. Peki. Teşekkür ederim.